Günaydınlar Kanal T izleyicileri. Yeni bir gazete programı ile karşınızdayız. Bizleri Kanal T'nin Facebook sayfasından ve kanalt.com'dan canlı olarak takip edebilirsiniz. Bugünkü Skype bağlantımız Final Üniversitesi Psikoloji Bölümünden çok değerli bir kıymetli hocamızla gerçekleştireceğiz. Yardımcı doçent doktor Fazile Can Polat. Kendisiyle karantina günlerindeki psikolojiyi konuşacağız. Malum geçtiğimiz Mart ayından beri başlayan karantina günleri özellikle tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de etkili oldu. Bununla birlikte insanlar daha çok evlerinde vakit geçirme gereksinimi duymaya başladılar. Tabii bunda hükümetlerin almış olduğu kararlar, COVID-19 virüsünün dağılmasının engellenmesi için atılmış adımlar önemliydi. Okullar kapalı, devlet daireleri kapalı, belli kesimler haricinde, iş yerleri haricinde diğer bütün iş yerleri kapalı. Tabii bunların hepsini Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji Bölümünden hocamız Profesör Yardımcı Doçent Doktor Fazilet Can Polat ile değerlendireceğiz. Eğer kendisi şu anda hazırsa arkadaşlarımızdan rica ederim. Günaydınlar hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz, bizler deyiz. İsterseniz hemen direkt konuya geçelim. Malum geçtiğimiz aydan itibaren karantina günleri devam ediyor. İnsanlar bütün vakitlerini neredeyse artık evlerinde geçiriyorlar. Elzemize ihtiyaçlar dışında dışarıya çıkılmıyor. Ev günlerinde karantina nasıl geçiyor? Bu psikoloji nedir? Ne yapmak gerekir? Evet, öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. Yani başlamadan önce yıkılarınızı kaybedenlere başsağlığı, hastalığa yıkılanlarla da aç. Şu an kendi sesim duyduğum için arkadan biraz şey oluyor. Kısmaya çalışayım. Yani yoğun kaygı hissettiğimiz bir dönemin içerisindeyiz. Bu da oldukça normal. Yani çünkü anormal bir durumun içinde ilerliyoruz diyeyim. Anormal bir duruma verdiğimiz normal bir tepki aslında şu an. Hint filozofunun belirttiği bir şeyle başlamak isterim. Buyurun. Yani oradan bir örnek vererek diyor ki, hayatta bir sorun mu var? Eğer bu soruya cevabınız hayır ise diyor ki o zaman endişelenecek bir şey yok. Çünkü bir sorun yok. Endişelenecek bir şey varsa, yani evetse bu soruya cevabımız, o zaman başka bir soru soruyor. Diyor ki yani bu problemi çözebilmek için yapabileceğiniz bir şey var mı? Eğer ki evet var cevabını veriyorsak, o zaman diyor ki tamam, o zaman hani kaygıya gerek yok. Yani elinden ne geliyorsa yaparsın, sorunu çözmeye çalışırsın. Eğer bu soruya verdiğimiz cevap hayırsa, o zaman diyor ki yine niye kaygılanıyorsun, yani yine üzülecek bir şey yok. Çünkü zaten elinden bir şey gelmez. Şimdi mantık düzeyinde bu filozofun sözüne baktığımızda aslında çok şey, çok mantıklı bir yerde. Yani bilinç düzeyinde inanılmaz güzel bir diyagram. Ama İşte sorun şu ki insan o kadar rasyonel bir varlık değil. Yani sadece bilinçle hareket ediyor olsak bu şemayı oturturuz. Çok da rahat yaşarız değil mi? Hiç kaygılanmamıza gerek kalmaz. Bir sıkıntı yaşamadan ilerleriz. Ama bizim bir de bilinç dışımız var. Yani dürtülerimiz var. Bu irrasyonel insanoğlu dediğim örnek olarak şunu verebilirim. Yani mesela sokağa çıkma yasağı ortaya konulduktan sonra Türkiye'de insanların marketlere akın akın gitmesi. Yani bir anda hastalığın bulaşma korkusu ortadan kalktı. Yani o oradaki ölümle ilgili gelen bilgi ortadan kalktı. Açlıkla ilgili başka bir dürtü bizi orada aslında Türkiye'de insanları yönlendirdi diye söyleyeyim. Dolayısıyla hani bu bilinç düzeyinin altında bizi motive eden, hareket etmemize yol açan başka şeyler var. Onlara dürtü diyor işte psikanalitik kuram. Hatta şöyle gireyim, şöyle anlatayım diye düşündüm ben. Evet. Yani daha derinden bakacak olursak konuya, her şeyden önce Freud diyor ki ben dediğimiz şey aslında beden ben. Yani aslında bedenimiz.
Beden dediğimiz şey hastalanabilir, ölebilir. Dolayısıyla yani bizi kısıtlayan bir şey beden dediğimiz şey, ama gerçeklikte bu. Hayalimizde aslında yani narsistik fantezimizde bir tamlık vardır bizim temelde. Yani işte ne bileyim, açlığın, yoksulluğun, savaşın, hayal kırıklıklarının, tatminsizliğin olmadığı bir dünya, işte emniyetsizliğin, hatta ölümün olmadığı fantastik bir dünya tasavvuru. Bu hepimizin içinde var. Ancak işte beden dediğimiz şey aslında bunu engelleyen bir şey. Bu bizim gerçekliğimiz. Evet. Şimdi burada hani bu problemi çözebilmek için yapabileceğim bir şey var mı sorusuna, yani Hint filozofunun söylediği hayır cevabını vermek bizi rahatsız ediyor alttan alta aslında. Yapabileceğim bir şey olmalı diye düşünüyoruz. Ama aslında burada yani bu hani virüslerle çalışmıyorsak, ne deniliyor ona, virolog mu deniliyor, hani o alanda uzmanlaşmadıysak, aslında buna dair yapabileceğimiz çok da fazla bir şey şu an için yok. Peki, ben biraz şeyden girdim, hani koronavirüsün üzerimizde yarattığı etkiden, evet, ve kaygıdan bahsederek başladım olaya. Siz, evet, ben sizi duyamıyorum bu arada, arada bir yorumunuz var, kaçırmış olmayayım. Evet, sanırım seste bir sıkıntı mı vardı acaba, ama düzeldi herhalde. Şu an duyabiliyor musunuz sesimi? Duyuyorum, evet. Evet, şunu da soralım. Şimdi insanlar zamanlarının çoğunu evde geçirmeye başladılar. Artık malum elzem ihtiyaçlar dışında dışarı çıkamıyorlar. Yani markete, eczaneye ya da benzin almaya gidecekseniz dışarıya çıkabiliyorsunuz. Onun dışında evde vaktinizi aile bireyleriyle birlikte geçiriyorsunuz. Tabii bu belli bir zaman sonra baktığımız zaman dünyadaki araştırmalara, işte kimi ailelerde olumlu sonuçlar verirken kimilerinde de olumsuz sonuçlar bu aile birliği açısından. Bunu düzeltebilmek için, psikolojik olarak daha iyi anlaşabilmek için neler yapmayı tavsiye edersiniz? Yani işte burada karantinanın aslında temelinden girecek olursak, evet, mevzuya. Karantina dediğimiz şey hastalığın yayılmasını önlemek için alınan bir önlem. Ama içerisinde izole olmak, İşte diğer insanlardan ayrı kalmak, yani günlük rutinimizde görüştüğümüz insanlardan, iş yerimizdeki insanlar olabilir, onlardan ayrı kalmak, tek yaşıyorsak tamamen bir izolasyon durumu söz konusu. Ama şeyse, işte aileyle yaşıyorsak da sürekli belirli insanlarla vakit geçirmek gibi bir yere denk geliyor. Şimdi insan ilişkilenerek var olan bir canlı. Dolayısıyla o iletişim aynı zamanda da özerk bir canlı. Yani hani çok canımız sıkıldığında evde mesela daha önceden ne yapıyorduk? Şöyle bir dışarı çıkıyorduk, bir kahve içiyorduk rahatlamak için. Ya da işte iş yerine gittiğimizde aslında bu az önce bahsettiğim hani o ölümün netleştiği bir durum var ya şu an. Evet. Ondan kaçınmak için bir sürü bir şey yapıyorduk günlük hayatta. Şimdi birincisi, bu bilgi çat diye önümüze konuldu. Ölebilirsiniz. Hani. Evet. İkincisi, o özel alanımızı birazcık kaybettik gibi oldu. Yani eğer işte dediğim gibi aile bireyleriyle yaşıyorsak sürekli aynı kişilerle aynı ortamda kalmak bir yerden sonra belki stres sebebi olabilir. Tek başımızaysak tamamen bir izolasyon durumu var. İnsanlar şu andaki iletişimlerini genel olarak, yani diğer insanlarla, diğer sevdiği insanlarla iletişimini sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak sürdürmeye çalışıyorlar. Aslı gibi olmasa da şu an aslında ihtiyacın bir bölümünü karşıladığını söyleyebiliriz. Evet. Ama burada benim hani değinmek istediğim şöyle de bir nokta var ki, yani zararlarını bu sosyal medyanın zararlarını unuttuğumuz bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum ben. Hani faydalı olduğu tarafları var ama zararları da var. Burada Simon Sinek'in çok güzel bir konuşması var. This is why you don't succeed adında, hani izlemek isteyen izleyebilir. Burada dopamin algısını arttıran ve aslında bizim bağımlı olmamıza sebep olan sosyal medyaya bir konuşması var. Yani şöyle düşünün, tek yaşayanlar için özellikle, hani aile, evet, bireyleri olduğunda en azından onlarla
bir muhabbet içine girebiliyoruz ama şu an dünya üzerinde internetin de kesildiğini bir düşünelim. Yani bağımlılıktan burada ne demek istediğim daha anlaşılır oluyordur diye düşünüyorum. Evet. Hani gerçekten bunun da dikkat edilerek kullanılması gerektiğinin altını bir çizeyim. Her şeyden öte karantina aslında insanın kendiyle de baş başa kalmasına yol açan bir şey. Süreci iyi geçirenler var dediğiniz gibi. Hani daha kötü geçirenler var. İyi geçirenler de benim gözlemim, yani benim insanlarla iletişimim sonucunda gözlemlediğim şey, daha umutlu olanlar, hani ya da geleceğe yönelik hani planlar yapabilenler, biz bunun içinden çıkabiliriz diye düşünenler aslında süreci biraz daha rahat atlatıyor. Benim gözlemim bu yönde. Evet. Ya da bazı insanlar bunu bir fırsat olarak düşünüyor. İşte kendimle baş başa kaldım, kendimi daha iyi tanıyabileceğim bir süreç mi acaba bu? İşte şöyle şöyle özelliklerim varmış, şu konularda yeteneklerim varmış, bunları fark ettim gibi öğrencilerimden de böyle şeyler alıyorum. Yani kendimi spora verdim, resim yapıyorum gibi. Ama süreci kötü geçirenler daha işte kaygı, depresyon temelli bir yerlerden ilerliyor süreç. Yani umuttan ziyade korku ve kaygı var aslında orada. Evet. Bir de can sıkıntısı. Çok fazla gelen şeylerden bir tanesi. Canım sıkıldı evde gibi. Bunların kişilik özellikleriyle ilgili olabileceği benim hipotezim. Yani kişinin kendilik algısı, kendimle ilgili ben ne hissediyorsam yalnız kaldığımda da muhtemelen onu dışa vuruyorum. Yani ya da işte sürekli aynı insanlarla vakit geçirdiğimde muhtemelen o kendimle ilgili düşüncelerimi aktardığım bir süreç oluyor orada. Agah Aydın'ın çok güzel bir söylemi var bu can sıkıntısıyla ilgili. Diyor ki, kendi kendimizle kalmak eşin dostun bizimleyken nasıl vakit geçirdiğini anlamamızı sağlayan bir şey. İşte biz kendimizden sıkılıyorsak başkaları da bizimleyken sıkılır. Dolayısıyla aslında şey diyor, hayatına sıkıcı bir insan olarak devam etmek istemeyenler için biraz yalnız kalıp kendini geliştirmek aslında iyi bir süreçtir diyor. Başka bir bakış açısı, güzel bir bakış açısı bence. Bu kaygı durumunu arttıran şey başta söylediğim aslında belirsizlik. Yani bir şeylerin net olmaması. Şu an insanlar hem sağlıklarıyla ilgili endişeleniyorlar. Ya bu sadece bu arada ben şey olduğunu düşünmüyorum. İşte koronaya yakalanırsam gibi bir kaygıdan kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Normal bir fiziksel şikayetiniz olduğunda da doktora gitsem mi gitmesem mi gibi bir şey içine giriyorsunuz, ikilem. Yani gidersem şimdi başka hastalık kapabilirim gibi. Ya da işte diğer insanların sırasını alabilirim. Yani meşgul etmeyeyim hastaneye gibi. Bunun hakkında da kaygılananlar vardır diye düşünüyorum. Yani bir yakınıma bir şey olur mu? Anneme, babama, kardeşime gibi. Bu da büyük bir kaygı sebebi bence. Peki Sayın Hocam bu kaygıdan... Bunun haricinde şeyden söz edebilirim. Bu diğer bir konuya geçmeden bu kaygıdan kurtulmak için ne yapmak lazım? Çünkü çok güzel bir noktaya değindiniz. İnsanlar kendilerinden korkmasa bile en yakınlarına bir zarar gelecek korkusu da psikolojik olarak onları etkilemekte. Bununla nasıl başa çıkabiliriz? Şimdi Mahmut Bey şöyle söyleyeyim, kaygıdan kurtulmak çok mümkün bir şey değil. Hatta yani şu süreçte eğer ki kaygıyı ittirmeye çalışırsak, yani çünkü çok normal kaygılanmamız, belirsizlikle savaşıyoruz. Evet. Yeni bir şey bizim için. Yani daha önceden tanışık olmadığımız, bilmediğimiz bir şey. Bir de yok olma dehşeti, yok olma korkusu. Şimdi en baştaki fantezimizden bahsettim. Ölümsüz olmak istiyoruz. Hani hiç hastalanmayalım, savaşlar olmasın, işte ne bileyim gibi. O omnipotent narsistik tarafımız bizi rahatsız ediyor. Dolayısıyla çok varoluşsal bir şey kaygı aslında. Kaygı hissetmeyeceğim diye onu ittirmeye çalışmak şey gibi, yani beyaz bir ayı düşünmeyeceğim dediğiniz anda gözünüzün önüne beyaz bir ayı gelmesi gibi. Kaygı hissediyorsanız buna izin vermeniz gerekir. Yani izin verdiğinizde aslında o kaygı sizi bir nebze de olsa daha rahat bırakmaya doğru ilerliyor. Yani hani izin verdiğinizde, gözlemlediğinizde tamam şu an ben kaygılı hissediyorum ve bu süreç geçecek. Evet. Bu hisse bir izin vereyim dediğinizde en yapılabilecek şey bu bence. Bir de
burada sadece kişi temelinde değil de yetkililerin de bence hani üzerine düşen bir görev var. Kaygıyı korkuya evirmek yapılabilecek bir şey. Çünkü kaygıyla korku arasında şöyle bir fark var. Kaygı belirsizliğe yönelik verdiğimiz bir tepki bizim. Korkuysa bir nesnesi olan bir şey. Yani kaygının nesnesi yok, korkunun nesnesi var. Korku daha ele alabildiğimiz bir duygu. İşte ne bileyim, böcekten korkmak. Evet. Böcekten korkuyorsan buna yönelik yapabileceğin bir şeyler var. Ama kaygı dediğimiz şeyin içinde çok net bir belirsizlikten de söz ediyoruz aslında. Yani o belirsizlikleri mümkün olduğu kadar netleştirmeye çalışmamız lazım. Yani işte sağlık çalışanları bunu yapmaya çalışıyor. Çok fazla bilgi kirliliği var. Bence şey de kaygının artmasına yol açan bir şey. Sürekli haber takibi. Bir de son zamanlarda yani biliyorsunuzdur sadece bu şey değil, Covid-19 değil. Haberlere bir giriyorsunuz, diyor ki işte çekirge istilası var. Diyor ki işte dünyaya göktaşı yaklaşıyor. Hani gerçekten insanları paranoyaya sürükleyebilecek tarzda bilgiler bunlar. Çünkü insan var olmak ister en temelinde. Hani varoluşumuza tehdit olan bir takım haberler var sonuç itibariyle. Evet. Covid de hayati tehlikesi olan bir hastalık. Dolayısıyla kaygı bu süreçte çok normal. Yani sadece sağlık yakınlarını kaybetme korkusu üzerinden de değil bence bu arada. Yani ekonomik durum da bence insanları ciddi kaygılandırıyor. Yani makro düzeyde de, mikro düzeyde de. Hani yani yarın yiyecek ekmek bulamazsam gibi bir kaygı. Düşünsenize evet. İşte şey hani sokağa akın eden insanları düşündüğünüzde onun çok temel bir dürtü olduğunu zaten anlıyorsunuz. Aç kalmakla ilgili olan kaygını. Dolayısıyla yani bu kaygıya izin vereceğiz. Şimdi bu arada şeyle ilgili belki kaygıyı giderebilirim. İşte aklımı yitiriyorum, anormal bir tarafa doğru mu gidiyorum gibi düşüncelere girenler varsa burada normal norm ilişkisinin bir altını çizmek isterim. Yani biz buyurun, normalde tabii. Klinikte bir insana tanı koyarken ne yapıyoruz? Yani normal ve anormali birbirinden ayırırken temel bazı boyutlarımız var. Bunlardan bir tanesi kültürel ve tarihi normlar. Yani şu an öyle bir süreç içerisindeyiz ki konuşmanın en başında söylediğim üzere anormal bir durumdan geçiyoruz ve verdiğimiz tepkiler normal. Dolayısıyla hani şu an patoloji seviyesinde değerlendirebilecek bir şey yok. Yani çok görüyorum herkes OKB oldu. Takıntı zorlantı bozukluğu işte ya da travma sonrası stres bozukluğu semptomları gösteriyoruz ya da göstereceğiz gibi söylemler var. Bunları şu andan bilemeyiz tabii. Şu andaki normlar herkesin el yıkamasını ve herkesin işte bulaşma konusundaki kaygılanmasını, hani o hastalık bulaşması konusundaki kaygısını destekler nitelikte. Hani evet. Bu şey haricinde, bu arada normlar haricinde biz neye bakıyoruz? İşte psikolojik sıkıntı, stres var mı diye bakıyoruz klinik psikologlar olarak. Bir de fonksiyonelliğe bakıyoruz. O da önemli bir nokta. Şu an fonksiyonellikte ciddi bir düşüş var. Yani hani evde kalmaktan dolayı normal günlük rutinimize aslında devam edemiyoruz. Hani biz akademik taraftan tabii online eğitimlerle bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz evet. Ama normalde her gün kalkıp üstünü giyip işe giden insanlar şu an evde sürecin bitmesini bekliyor. Dolayısıyla işe gitmek, okula gitmek gibi yani o fonksiyonelliğimizi sürdürebildiğimiz alanlarda zedelenme var şu an. Evet. Dolayısıyla yani totalde baktığımızda şu andaki süreç çok İşte OKB semptomlarının, paranoyanın, depresyonun, kaygı bozukluğunun, hatta somatizasyon dediğimiz bu bedensel, fiziksel bir takım şikayetler psikolojik temelde. İşte sırtın tutulması, baş ağrısı gibi şeylere yol açabilir. Hatta yani hani öyle gibi görünebilir, yol açabilir demeyin de. Peki hocam. Hipokondri diye bir rahatsızlık var. Bence hepimiz ondan, yani ben psikolog olarak, ben de dahil olmak üzere, en az bir kez geçmişizdir. Yani bu Covid-19 semptomlarını duyduğumuzda boğazımızda bir acı hissetmek gibi. Evet, yani şunu da sormak istiyorum ben size. Şimdi yaşanan bu izolasyon sürecinin sonrasında dünya genelinde bir travma bekliyor musunuz? Şimdiden bir şey söylemeyiz diye düşünüyorum aslında ben. Yani onu sürecin sonunda görebiliriz. Türkiye'de şu an hani patoloji konusunda
çalışma yapan psikologlar var. Yani bu konuyu çalışmaya başlayan insanlar var. Literatüre bir baktım. Hani Çin'de evet. daha önce hani bizden, dünyadan yani ilk orada çıktığı için bu hastalık orada psikolojik etkilerine bakmışlar. Hani nasıl etkiledi insanları diye. Burada belki ümit verici olarak şunu söyleyebilirim. Yani ben daha yüksek sonuçlar beklerdim mesela, ama sadece %50 yani %50 insan aslında buradan psikolojik dengeyle kurtulmuş. Ama %50 ki bunların çoğunluğu kadın aslında. Evet. İşte depresyon semptomları ve kaygı bozukluğu gösteriyor gibi bir sonuç verilmiş bu makalede. Tabii ki bir şey olacak, yani bir travma sonuçta yaşadığımız şey ve bir etkisi olacak. Ama çok karamsar da bakmamak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü travma sonrası büyüme dediğimiz bir şey de var bizim. Yani travmalar aslında bizi insanlaştıran şeyler. Yani ilk yaşadığımız travma psikanalize göre doğum. Dünyaya fırlatıldık ve hani hiç bilmediğimiz bir ortam. Aslında şu an diyorum ya, belirsizlik, ilk yaşadığımız belirsizliği bir bebek olarak düşünsenize. Anne karnından bir sürü uyarıcının olduğu bir yere çıkıyorsunuz. Yani çok kaygılandırıcı bir şey olsa gerek. Hani evet. Dolayısıyla o ayrışma, ayrılma süreci travma olarak ele alınıyor. Ama bu travmaların da bizi insanlaştırdığını söyleyebiliriz. Büyümemize yol açtığını söyleyebiliriz. Yani en azından buradan da edinecek derslerimiz var. Yani buradan da kazanımlarımız olacak aslında. Esasen... Hani nasıl söyleyeyim? Her negatif şeyin yanında bir olumlu şey de var. Onu unutmamak gerekiyor. Yani her pozitifin içinde bir negatif, her negatifin içinde bir pozitif olduğu gerçekliğini unutmamamız gerekiyor sadece. Ümit, dediğim gibi altını çizmemiz gereken bir şey. Ümitli olmak geleceğe yönelik. Onu tekrar edebilirim. Evet. Hayat zaten insana en güzel bir ders. İnşallah zaten siz de ifade ediyorsunuz. Yani her olumsuz şeyin arkasından pozitif gelişmeler de yaşanabiliyor. Ama dün Bursa'da üzücü bir olay yaşandı. Yani eminim ki bununla ilgili çok da araştırmalar da yapılacaktır diye düşünüyorum ben. Bir kadın sürekli bu koronavirüsten dolayı evinde temizlik gerçekleştiriyor ve çamaşır suyundan zehirleniyor, hastaneye kaldırılıyor, hayatını kaybediyor. Bu böyle durumlar için neler söyleyeceksiniz? Yani bakıyoruz artık sürekli el dezenfektanı, el sabunlaması, işte dünkü yaşanan olumsuz bir vaka. Bunları psikolojik olarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu tarz olaylara? Şimdi Mahmut Bey, şöyle söyleyeyim. Bence psikolojik yani psikolojik sağlık işi, psikolojik anlamda sağlıklı kalabilmek biraz denge işi. Evet. Yemek yapmaya benziyor. Yani hani yemeğe tuzu doldurursanız o yemeği yiyemezsiniz. Hiç tuz koymazsanız da tadı tuz olmaz. Yani şimdi şey derken aslında şu en baştaki diyagramdan bahsettim ya, Hint filozofun söylediği. Bu problem, Covid ile ilgili bu problem şöyle bir şey veriyor bize. Bunu çözmek için yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Evet. Tamam, virüsü ortadan kaldıramıyorum ama mümkün olduğunca korunabilirim elimden geldiğince. İşte o elimden geldiğince kısmının altını çizmek lazım. Yani kolonyayı sürdüm, üzerine işte eldiven geçirdim, onun üzerine bir kolonya daha sürdüm, bir eldiven daha geçirdim, kat kat eldivenler geçirdim vesaire. Bu işte o şu an normal dağılım bazında bakacak olursak bu da biraz normal dışında. Çok fazlaca koruma ya da bu, yani burada ciddi boyutlarda bir kaygı var. Tabii ki o kaygı benim az önce bahsettiğim kaygıdan biraz farklı. Evet. Yani güncel şeylerde de zaten güncel psikoloji kuramlarında da kaygı şu şekilde ele alınıyor. Bunun bir grafiği var. Hı hı. İşte belirli bir düzeye kadar kaygı aslında bizim hayatta kalmamızı sağlıyor. Şöyle bir örnek vereyim. İşte ormanda diyelim ki, hani olmaz buralarda ama, bir ayıyla karşılaştınız. Hani ölmemek için verebileceğiniz tepkilerden biri savaşmak, biri kaçmak. Ayıyla savaşmak çok mantıklı değil ama kaçabilirsiniz. Hani o ortamdan uzaklaşmaya çalışabilirsiniz. Otonom sinir sistemimiz bizi bunu yapmaya itiyor. Yani işte kaslarımız geriliyor, kalbimiz daha hızlı atıyor. Kaygı dediğimiz öyle bir şey. İşte yani geriliyor kaslarımız ve o kaçma tepkisine
sağlıyor. Bunu yapabilmemizi sağlıyor. Ya da çok genel verilen bir şey örneği var. İşte sınav var. Hiç kaygılanmazsan sınava hiç çalışma. Yani bu performansla kaygıya baktığımızda aslında şu, belirli bir düzeyde kaygı bizim performansımızı arttırıyor. Hiç kaygılanmazsak hiç çalışmayız. Belirli bir yere kadar arttırıyor. Ama belirli bir düzeyden sonra performansımızı düşürüyor. Yani burada da olan şey o. Hiç kaygılanmazsam, hiç işte ne bileyim önlem almazsam, çıkar sokağa gezersen nasılsa bana bulaşmaz diyerek. Evet. Yani nasılsa bana bulaşmaz bu arada gene en başta bahsettiğim o narsistik şeyle ilgili. Yani böyle haberler de çıktı bu arada Türkiye'de. Türklere bulaşmıyormuş gibi. Evet. Bu çok hani insanın kaygıyla baş etme şekliyle ilgili. İnkar. Yani benim başıma gelmez gibi bir şey. Bu da tehlikeli bir şey. Yani hani ne bileyim hiç maske takmadan ya da insanlarla dip dibe girerek vesaire bu süreci hiç kale almamak da iyi bir şey değil. Ama çok abartılı yaşamak da iyi bir şey değil. Evet. O yüzden hani psikolojik sağlık biraz denge işi. Evet, psikolojik sağlık. Her şeyin fazlası ve azı kararlı. Psikolojik sağlık dediniz. Psikolojik sağlıkla bağışıklık sisteminin birebir ilişkisi olduğu zaten bilim insanları tarafından kanıtlanmış. Psikolojik sağlığımızı korurken bağışıklık sistemini de koruyoruz esasen. Eğer bunu kaybettiğimizde bugünkü gibi bir salgına karşı vücudumuzun korunma gücünü de yarı yarıya belki düşürmüş oluyoruz. Bu noktada neler tavsiye edersiniz? En azından bu günleri atlatırken bağışıklık sistemimizi de diri tutmak adına. Evet. Güzel bir noktaya değindiniz. Hani bu çok döngüsel bir şey. Yani aslında bu travmanın farklı etkileri var. Bir tanesi de biyolojik boyutta. Yani evet. Endokrin sistemimizi etkiliyor, sinir sistemimizi, bağışıklık sistemimizi. Doğrudan bunların üzerinde güçlü bir etkisi var. Yani bir şeyden yağmurdan kaçarken doluya tutunmak gibi düşünün. Yani hastalıktan kaçınmaya çalışırken bağışıklık sisteminizin farkında olmadan o hormonlarla, yani kortizol vesaire bunlarla çökertmeye çalışıyor olabilirsiniz farkında olmadan. Dolayısıyla ne yapabiliriz? Güzel bir soru bu noktada. Uyku düzeninin önemli olduğunu düşünüyorum. Oradan başlayabilirim. Yani ve hani günlük rutinlerimiz vardı. Aslında biz bu süreçte şunu da öğrendik bence Mahmut Bey. Biz başka insanlar için giyiniyoruz. Çok temel bir şey. Hani pijamayla hani rahat, konforlu diye sabahtan akşama kadar oturma arzusu içerisinde olabiliriz. Bunu kendimiz için de yapmamız gerekiyor. Sadece başka insanlar için değil aslında. Yani benim de bu süreçten öğrendiğim böyle bir şey var. Evet. Hani o rutine bir şekilde tamamıyla hani devam edemiyoruz, işimize gidemiyoruz, evet. Ama evin içindeki o rutine bir şekilde devam edebilmek daha iyi hissetmemizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Uyku düzeni önemli. Uyku düzeni bozulduğunda çünkü bu başka patolojileri de kapı açabilecek bir şey. Son zamanlarda çok dikkatimi çeken travma ile mizah ilişkisi. Yani hani sosyal medyada çok mizah görüyoruz aslında. Yani bu kötü zamanlardan geçtiğimiz zamanlarda bu bir baş etme şekli. Ve bence olumlu bir baş etme şekli. Yani biraz şakaya vurmak, işte mizah yapmak, sosyal ilişkiler çok önemli. Yani tamam şu an birebir de onu sürdüremiyor olabiliriz. Ne yazık ki sosyal medyaya ya da işte kullandığımız şeylere ihtiyacımız var. Diğer insanlara destek olmak, onlardan destek almak bence önemli bir şey. Sürece bakış açımızı değiştirebiliriz. Evet. Yani eyvah ben evde hapsoldum, kimseyle de görüşemiyorum, çok canım sıkılıyor yerine. Ya ben kimdim acaba? Yani bu iş yokken, bu kadar hayat koşturmacası yokken benim kaygım neydi? Gibi bir yere odaklanmak. Evet. Ve ölümün bizi korkuttuğunu kabul etmek yani aslında. Evet. Bu acziyetin farkına var. Eksik olur. Şunu da soralım sevgili hocam size. Bu süreçte bu hastalık çıktıktan sonra özellikle yaşlılar üzerine, işte bu hastalığın en çok yaşlıları etkilediği, belli bir yaş grubunun üstündeki insanların risk altında olduğu ifade edildi. Tabi böyle olunca her ailede büyüklerini bir koruma kaygısı da oluştu. Belki bir korkusu da oluştu. Tabi bu insanlara da belki baskı unsurunu oluşturabilecek noktalarda
aile bireyleri tarafından telkinlerde bulunduruldu. Bu yaşlı insanlarımızın psikolojilerine yönelik de onlara nasıl yaklaşmalı ailenin bireyleri, onlarla nasıl bir iletişim kurulabilmeli ki bu insanların da psikolojilerinin çok fazla etkilenmeden bu sürecin artabilmesi sağlanmalı. Ya bu konuda birazcık kendi kişisel görüşlerimi söyleyeceğim. Yani tabii ki bilimsel olarak şöyle davranılmalı diyebileceğim bir noktada değiliz. Yani büyüklere saygı duymamız gerekiyor. Burada da mizahlar yapıldı ama bazıları çok şey oldu. Yani incitici de oldu. Saygıyı elden bırakmamak gerekiyor bence büyüklere karşı. Bu önemli bir nokta. Sayılmak, sevilmek istiyorlar. Onlar da insan. Biz hani diyorum ki biz sıkılıyoruz. Sıkılan insanlar var. Onlar da sıkılıyor olabilirler. Onların da günlük rutinleri başka. Evet. Tabii şey olabiliyor yani kognitif, bilişsel düzeyde hani şöyle bir çan ayarısı vardır gene. İşte yaşlandıkça biraz daha bilişsel kapasitenin çocukluğa yaklaşması gibi. Hani deneyim artıyor yaşlandıkça. Ama o bilişsel kabiliyetler yani o muhakeme yeteneğinde vesaire düşme olabilir. Dolayısıyla nasıl çocuklarımıza bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz? Onları da tane tane güzel güzel anlatabiliriz saygıyla. Bence önemli bir nokta. Siz önemsenmesi gereken bir nokta diye düşünüyorum. Yani zaten bir kontrol kaybederken saygını da kaybetmek de hoş olmayabilir yani aslında. Evet, biraz da isterseniz programımızın artık son 5 dakikası öğrencilere yönelik mesajlar verelim. Siz eğitimcisiniz aynı zamanda. İlkokul çağından üniversite çağına kadar şu an eğitim artık e-learning üzerinden yapılmaya başlandı. Bütün zaten bağlı bulunduğunuz Final Üniversitesi de bu alanda öncü üniversitelerden bir tanesi. Bu noktada neler tavsiye edersiniz öğrencilere yönelik? Neler tavsiye edebilirim? Valla ben derslerimi keyifli işliyorum açıkçası. Evet. Şu süreçte konsantrasyonda birazcık zorlanmalar olabilir. Yani çünkü aklımız başka bir yerde şu an. Yani bana bir şey olacak mı, yakınlarıma bir şey olacak mı? İşte okulu bitirebileceğim mi? Öğrenciler belki hani staj yapacaktım, o ne oldu falan hani. Bir sürü başka soru var. Odaklanmakta sıkıntı yaşıyor olabilirler. Evet. Ama mümkün olduğunca işte o rutini kaybetmemek dedim ya. Hani bunu bir kayıp olarak yaşamaktansa biraz daha işte fonksiyonel bir yere doğru getirmek. Derslerine katılsınlar. Bir desteğe ihtiyacı varsa da öğrencilerimizin kesinlikle bildirsinler. Yani okulumuz bununla ilgili de işler yani elinden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyor. İşte ne bileyim hani yiyecek desteği olabilir. Çünkü bu da var yani şey değil sadece işte benim kariyerim ne olacak kaygısı değil. Bazı öğrenciler var ki gerçekten öğrencilik durumu bilirsiniz yani o şey maddi sıkıntılar yaşayan öğrencilerimiz de var. Hani buralarda evet. Bizimle bağlantıya geçmeleri bence önemli. Bu arada az önce bahsettiğim bu işte ümitle ilgili söylediğim şeyleri falan ben öğrencilerimden duydum. İşte müzik dinleyip geleceğin üzerine düşünüyorum diyor mesela. Ya da işte sanatla baş etmeye çalışanlar var. Elindekilerin farkına varanlar var. Yani ben bunun farkına varmamışım. Aslında okulun değerini anladım diyen öğrencilerim var. Yani onlardan bizim de öğrenebileceğimiz hoca olarak çok fazla şey var aslında yani. Dolayısıyla onların baş etmeleri o kadar da kötü gitmiyor gibi düşünüyorum. Tabii olanlar da var. Ben bu süreci yönetemiyorum diyenler de var. Buralarda bizlerle bağlantıya geçebilirler. Bizimle paylaşmakta çok rahat hissetmiyorlarsa yakın bir arkadaşlarını arayıp süreçle ilgili duygularını anlatabilirler. Yani sosyal destek önemli. Evet. Sanat da güzel bence yani. Hani bu süreçte sanata yönelmek de güzel. Yaratıcı eylemlere. Anlamlı aktivitelere girmek. Yani bu resim yapmaktan dans etmeye de gider. İşte bir yemek yapmayı denemeye de gider. Kağıtları alıp katlayarak ondan bir şey oluşturmaya da gider. Yani bir şey üretmeye çalışmak. Evet. Ben hala işe yarıyorum düşüncesini belki devam ettirebilmek. Evet hocam. Ve altruizm dediğimiz bir şey var bizim aslında. Sosyal ilgi diye de açıklayabilirim.
sadece kendimiz için de değil de diğer insanların da iyiliğini gözetmek. Yani onlar için de işler yapabiliyor olmak. Özellikle yani psikoloji okuyan öğrencilerin böyle bir şeyi vardır. Yani ben diğer insanlara iyi geleyim gibi bir motivasyon vardır zaten. Bu süreçte o taraflarına sarılabilirler. Evet yani hocam. Mesajınızı da alalım. Çünkü birazdan kısa haberleri vereceğiz. Tamamdır. Yani son mesajım şu olabilir. Her şeyi kontrol edebilirim. Buradaki eksikliği sanırım kabul edip, bunu deneyimleyip, bu şekilde hayatımıza devam edebilmemiz hem psikolojik denge açısından hem de bu başta bahsettiğim Hint filozofunun söylediği şeyi hani biraz daha özümseyerek anlamamızı sağlayabilecek bir şey olabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Yapamayacağımız şeyler var, yapabileceğimiz şeyler var. Yapabileceğimiz şeylere odaklanalım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun yayınımıza katıldınız. Evet, Uluslararası Final Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Fazilet Canpolat bizlerle birlikteydi. Kendisi yaklaşık 35 dakika süren bir süreçte bizlerle COVID-19'un psikolojik olarak insanlar üzerindeki etkisini paylaştı. Birazdan kısa haberleri vereceğiz. Ardından Ankara'ya bağlanacağız. Ufuk Üniversitesi'nden doktor Ergenekon Savrun bizlerle olacak. COVID-19'un siyasal etkilerini görüşeceğiz. Şimdi kısa haberleri veriyoruz.